Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Dolar TL adına gerçekten enteresan bir gün yaşadık. Hemen söze Dolar TL ile başlıyorum. Tabii ki malumunuz Dolar TL'nin bugün yaşamış olduğu önemli bir geri çekilme. Özellikle Dolar TL'de pozisyonu olan ve bu enstrümanın yükselişini dört gözle bekleyen şu veya bu sebeple gerek çok yüksekten maliyetlenmiş olanlar gerekse de belli seviyelerden alım yapmış olanlar için önem taşıyan bir gün idi. Diğer taraftan da tabii ki Dolar TL yönünde borcu olanlar için ise oldukça umut verici bir gün yaşandı. Merkez Bankası bugün gerçekten beklenmedik bir karara imza attı. Evet, faiz kararlarına yönelik olarak herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair beklenti %95-96'lar seviyesinde idi. Neredeyse çok minimum düzeyde bir faiz indirimi söz konusu olabilir tarzında bir düşünce hakimdi. Belki bir sürpriz olabilir şeklinde bir düşünce hakimdi. Ama bugün Merkez Bankası aslında bir anlamda piyasanın psikolojisine hitaben bir karar verdiği kanaatindeyim. Yani piyasanın psikolojisine tatmin edecek şekilde bir karar verdi. Birazcık ince adımlar attığı kanaatindeyim. Niçin bu ince adımlar attığı veya ince bir ayar verdiği şeklindeki bir düşüncem olduğunu birazdan sizlere ifade etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası bugünkü açıklamasında basında da okumuş olduğunuz üzere hem faizleri değiştirmediğini ifade etti, hem de sıkı duruşunu devam ettireceği ve cari açıktaki azalmanın devam edeceğine yönelik beklentilerini ifade etmek üzere Mart ayındaki toplantıda da bir faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini, böyle bir niyet ve düşüncesinin olmadığı gerektiğini özellikle vurgulamaya çalıştı. Piyasaya bu mesajı vermeye çalıştı. Niçin piyasaya bu mesajı verdi? Aslında Merkez Bankası'nın elbette ki kalbinden geçen faizleri indirmek, dünyanın neredeyse sayılı ülkeleri içerisindeyiz. %24-25'ler oranında bir faiz ve bu kadar yüksek bir enflasyonla yaşamak durumunda olan bir ülke sıfatıyla. Ancak içinde bulunduğumuz tablo bu olduğu için Merkez Bankası tabii ki faiz indirmek istiyor. Ama ortada bir enflasyon gerçeği var. Diğer taraftan da özellikle sanayicinin ucuz ve de uygun krediye ulaşamıyor olması nedeniyle de çarkların artık durma noktasına gelmesi, işsizlik oranındaki artışların artık bariz bir seviyeye gelmesi ve ekonomik büyüme diye adlandırdığımız çok önemli göstergenin artık çok ciddi şekilde bir can yakıcı konuma geldiğine tanık olmaktayız. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür maalesef ve maalesef ki faiz indirimi olayının çok kolay olmadığını ve bu hususta da Merkez Bankası'nın çok ciddi ve sıkı para politikası uygulamaktan vazgeçmeyeceğine dair ifadelerini bu toplantıda görmüş bulunduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir yandan böyle bir gerçek var. Faizlerin sabit tutulduğuna dair bir gerçek var. Diğer yanında tahvil faizlerinde yaşanmakta olan bir geri çekilme var. Şimdi bunun da üzerinde durmak gerekiyor. Niçin? Size bir tezat gibi gelebilir. Bir yanda faizlerin sabit kaldığı söylenirken, diğer yandan 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık gibi faizlerde, tahvil faizlerimizde bir yükseliş olduğunu, pardon, bir gerileme olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, tahvil faizlerinde en önemli unsur devlet, daha doğrusu hazine, iç borçlanmalarını yaparken biliyorsunuz hazine ya yurt dışından borçlanmasını gerçekleştirir veyahut da kamudan açmış olduğu ihaleler vasıtasıyla bu borçlanmasını gerçekleştirir. Hazinenin çok ciddi miktarda paraya ihtiyacı olduğunu ve hatta Merkez Bankası'nın genel kurul toplantısını dahi erkene almak, 2018'deki karlılığından avans niteliğinde kendi payına düşen miktarı daha erken bir süre içerisinde alabilmek adına adımların atılmakta olduğunu düşündüğümüz bir ortam içerisinde doğal olarak Merkez Bankası iç borçlanma olarak yapacağı ihalelerde daha düşük bir faiz oranıyla maliyetlenebilmek, daha düşük bir borç oranıyla ihtiyaç duymuş olduğu parayı temin edebilmek amacıyla kamu bankaları aracılığıyla, dikkat ediniz altını çiziyorum, kamu bankaları aracılığıyla bir anlamda tahvil faizleri üzerinde bir baskı oluşturmakta. Kimi zaman açılan ihaleler iptal edilmekte veyahut da kamu bankaları aracılığıyla daha düşük tekliflerin verilmesi sağlanmak suretiyle tahvil faizlerindeki yükselişin önüne geçilmek istenmekte.
İşte bu noktada Merkez Bankası bir anlamda bir taşla iki kuş vurmuş olacaktır ki enflasyonu dizginleyebilmek adına mevcut gösterge faizleri sabit tutarken diğer taraftan kendisinin borçlanmasına imkan tanıyacak olan özellikle tahvil faizi noktasında bir avantaj oluşabilmesi ve bunun paralelinde de diğer bankalara biraz daha düşük seviyeden kredi verilmesi noktasında bir imkan hazırlayabilmek, onlar için bir zemin hazırlayabilmek bakımından bir sonuç yaratmak istemiştir. Ben bu açıdan Merkez Bankası'nın oldukça ince hesaplar ile piyasanın psikolojisini tatmin edebilecek veya onun psikolojisine uygun olabilecek bir karar verdiği düşüncesindeyim. Bu birinci düşüncem. İkinci düşüncem ise Merkez Bankası'nın bugün vermiş olduğu kararının akabinde yapmış olduğu açıklamalarıyla önümüzdeki dönemde bir faiz indiriminin yapılmayacağına bu anlamda bir beklenti varsa ve de döviz de dolar da bu sebepten ötürü yükseliyorsa hiç böyle bir beklentiniz olmasın. Ben bunu yapmayacağımı şimdiden söylüyorum demiştir ama ben açık ve net bir şekilde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra Merkez Bankası'nın şu değişen şartlar nedeniyle ben faiz indirimini şu oranda yapıyorum diyebileceğini de çok net bir şekilde düşünmekteyim. Her ne kadar yılın ikinci yarısı için faiz indirimlerinin olabileceği bekleniyor ise de benim açık ve net düşüncem bugün Merkez Bankası'nın söylemiş olduğu ifadeleri ben çok kalıcı olacak şeklinde görmüyorum. Bu ifadelere bağlı olarak karar verilmesinin veyahut da bu ifadeler eşliğinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapma hususundaki beklentilerinin tamamen gerçek piyasa tarafından reddedilmiş olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu beklentiyi bir anlamda biraz net bir ifadeyle törpülemiş oldu diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Dolar-TL için bugün yaşanan Merkez Bankası'ndan beklenmedik şekildeki bu şahin açıklamalar, kararlı açıklamalar sonrasında 5.45-5.42 bölgesinde yaratılmış olan 2019 yılı itibariyle yaratılmış olan destek bölgesinin oldukça aşağısına gelmiş durumdayız ve 5.34 seviyelerine gerilemiş bulunuyoruz. Her ne kadar önceki yorumlarımda 5.38-5.40 aralığına kadar bir sarkma yaşanabilir şeklinde bir düşüncem olsa da açıkçası bu kararın bu şekilde geleceğini veya kararın bu şekilde gelmesinden ziyade bu kadar net ve de şahin bir duruşu temsil eden bir açıklamanın olabileceğini açıkçası beklemiyordum. Bunu beklemediğim için de 5.38'in aşağılarını da çok fazla düşünmemiştim. Ama bu açıklamalar sonrasında şu anda 5.34'lere yönelik bir geri çekilme yaşanmakta ve yine de şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu kadar net açıklamalar ardından dolar için faiz indiriminin anlamını ciddi şekilde yitirmesine sebep olacak şekildeki net açıklamalar ardından aslında ben Dolar-TL'nin daha da fazla geri çekilmesini beklerdim. En azından bir 5.20'ye kadar bir geri çekilme olmasını beklerdim bu haberin ardından. Zira borsanın özellikle bu haber sonrasında yaşamış olduğu %2,5 oranındaki yükseliş ve hatta son günleri dikkat aldığımız zaman %5'lere 6'lara bulan bir yükselişinin yaşanması ve bu kadar olağanüstü bir tepki vermesi durumunda Dolar-TL'nin şu an vermiş olduğu tepkinin oldukça sınırlı olduğu kanaatindeyim. Daha fazla bir tepki verebilirdi ama önemli ölçüde içinde bulunduğumuz piyasa koşulları ve seçimler öncesi ve özellikle seçimlerden sonraki yaşanabilecek olan oluşan hasarların giderilmesi noktasında alınabilecek olan tedbirlerin ne kadar yeterli olabileceği ve tabii ki ve tabii ki içinde bulunduğumuz jeopolitik konjonktürün dengesizlikleri ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki atılan bir tweetle veya bir telefon görüşmesiyle veya yurt dışından olan en ufak bir kıpırdanma ile çok hızlı bir şekilde tepkiler verebilen bir TL yapımız mevcut. O halde sevgili arkadaşlar, anlık ve haber etkisiyle oluşan gelişmeleri çok ama çok fazla ciddiye almamak gerekiyor. Evet, bu bir piyasadır. Her türlü etkileşimler söz konusu olabilecektir. En doğru noktadan almak, en yüksek noktadan satmak gibi bir başarıyı en âlâ traderların dahi gerçekleştiremediğini bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle döneme bir süreç olarak bakılması gerektiğini, eğer ki aklınız, eğer ki mantığınız sizin şu an içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda
TL'nin güçlenmesine, değer kazanmasına sebebiyet verecek ekonomik koşullarımızın ve yurt dışı koşullarının uygun olmadığını düşünüyorsanız, TL'nin güçlenmesini gerektirebilecek olan etkenlerin var olmadığını düşünüyorsanız, bir başka ifadeyle bugün düşerken evet çok daha düşecek veya yarın yükselirken şuralara kadar yükselecek gibi duygusal yaklaşımlar içerisinde bulunmayacak şekilde psikolojinizi ayarlayabiliyorsanız, emin olunuz ki içinde bulunduğumuz sürecin sizlere para kazandırmaması asla ve asla işten bile değildir. Dolayısıyla 5.34'lere kadar geri çekilmiş bir dolar kurunu görmekteyiz ve büyük resimden baktığımız zaman 5.47 seviyesinin, 5.50 bölgesinin önemli bir direnç olduğunu yaklaşık 3-4 aydır bu grafik üzerinden sizlere aktarmaktayım. Bu seviyenin aşılması durumunda 5.80'lere kadar yükselebilecek bir Fibonacci direncimizin olduğundan bahsetmiştik ve nitekim buralara kadar şu veya bu sebepten bir atak yaşandı ama 5.50 üzerinde kalıcı olamayan bir dolar kurumuz mevcut ve tekrardan 5.47-5.50 direnç bölgesinin aşağısına indik ve 2019 yılı itibariyle yaratılmaya çalışılan 5.40-5.42 destek bölgesinin de aşağısındayız. Desteklerin ve dirençlerin bir günlük kapanışlarla gerçekleşmeyeceğini, en az 2 günlük kapanışlar olması gerektiğini her zaman vurguluyorum. Şu an itibariyle şurada görmekte olduğunuz kırmızı eğrimiz bizim uzun vadeli olarak bir önemli ortalama destek noktamızdır. Dolar TL uzun vadeli görüntüsüyle 200 günlük ortalamasının aşağısına gelmiyor ve şu anki ortalama 5.18 seviyelerinde. Niçin bu ifadeyi kullandım? Eminim ki bu andan itibaren, bu akşamdan itibaren birkaç gün boyunca sürekli olarak yine dolar 5'in altına gelecek, 4.70 olacak, 4.50 olacak vesaire vesaire gibi düne kadar 5.50 üzerine çıkan dolar tablosunda sesleri kısılmış olan bezirganların tekrardan bir şekilde seslerinin çıkmaya başladığını göreceksiniz. Afaki başlıklarla bir şekilde sizlerin psikolojisi üzerinde etkili olmaya çalışacaklarını göreceksiniz. Siz öncelikle mantığınızda hareket edin ve asla ve asla duygularınıza ve bu tür şeylerin psikolojinizi etkilemesine izin vermeyiniz. Buradaki grafik arkadaşlar yaklaşık 2-3 yıllık bir sürecin içerisinde dolar TL'nin asla 200 günlük hareketli ortalamasının altına gelmediğini ve şu an bu ortalamanın 5.18 seviyelerinde olduğunu ve bunun da dolar TL'nin özellikle 5.30-5.40 bölgesinde oldukça gittikçe yükselen bir eğilim içerisinde, bu değerin artan bir eğilim içerisinde olduğunu bir şekilde akılda tutalım en kötü senaryo bakımından. Şimdi bu grafiğimizden ayrılarak arkadaşlar kısa vadeli analizlerimizi yapmış olduğumuz 120 dakikalık grafiğimize döndüğümüz zaman, 120 dakikalık grafiğimizde arkadaşlar son günleri ve son dönemi dikkate alıp 5.80'e yönelik 2 Ocak tarihli atak ve ardından gelen 5.30'lara yönelik, 5.31'lere yönelik geri çekilmeleri, referans dip ve tepe noktaları olarak referans kabul ettikten sonra çizdiğimiz Fibonacci grafiğimizde şurada görmekte olduğunuz gibi 5.43 seviyesi önemli bir destek konumundaydı. Genel anlamda da 5.40-5.42 bölgesini bir destek olarak kabul etmiştik. Bu destek çok ciddi bir şekilde çalıştı ama son gelişmeler münasebetiyle bu desteğin aşağısına doğru bir iniş olduğunu görüyoruz. Ve şu an 5.31 desteğine yaklaşan bir görüntü içerisindeyiz. 5.31'e kadar yaklaşır mıyız? Genel anlamda 5.30 da bir psikolojik destek olarak düşünülebilir. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme olur mu? 5.30'un aşağısına örneğin 5.27-5.28'lere kadar bir geri çekilme yaşanır mı? Bunu net bir şekilde söylemek mümkün değil. Asla şu seviyeyi görmeyecek veya 3 günde, 10 günde veya 3 ayda şu noktaya gidecektir gibi nokta atışı bir yorum yapmak hiçbir şekilde mümkün değil. Hele ki bu kadar kırılgan bir ortamda. Ancak ben şahsi görüş ve düşüncem itibariyle 5.43 bölgesinin 5.40-5.42 bölgesi veya şuradaki çizgisel olarak gördüğümüz 5.43 desteğinin aşağısında pek de uzun kalmayacağımızı, kısa bir süre içerisinde belki de yarın olmak kaydıyla tekrardan şu an yaşanmakta olan pembe tablonun dışına çıkılmak kaydıyla genel konjüktürün içine girebileceğimizi ve tekrardan 5.40 üzerindeki seyrin başlamak üzere 5.50 direncini zorlayan genel görüntüsünün bu şekilde oluştuğu, bu şekilde devam ettiği bir dolar TL seyri içerisine girebileceğimiz kanaatindeyim. Zira
Yurt dışında da doların değer kazancı içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle dolar Japon yeninin tekrardan 109 seviyelerine ulaşması, euro dolar paritesinin 1.14 aşağısına yönelik o seviyelerde kalmak ve euroya karşı değerli olmak adına bir çabasının olduğunu da görüyoruz. Yurt dışının genel etkenleri bakımından da dolar TL'nin güçlü kalmasını gerektirebilecek etkenler olduğunu düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar bu noktadan hareketle dolar TL'deki yaşanmakta olan bu geri çekilmeler her ne kadar dolar TL'nin yükselişi yönünde beklentisi içerisinde olan arkadaşlarımızın hoşuna gitmiyor olsa da şunu mutlak surette bilmeniz lazım ki dolar 5.70'lere 5.80'lere ulaştığı zaman da söylediğim gibi 3-5 gün içerisinde doların tekrar 7'lere 8'lere ulaşmasına yönelik bir beklentiniz bulunuyorsa böyle bir beklentinin şu an için gerçekleşmesine sebep olacak kadar ciddi bir neden bulunmamakta ve hemen bunun paralelinde dolar TL'nin 5.20'nin aşağısına gelmesini gerektirecek kadar da önemli bir neden görülmüyor. Her ne kadar bugün Merkez Bankası bu kadar ciddi bir açıklama, bu kadar beklenmedik ve piyasaları ciddi anlamda psikolojik olarak etki altına almak isteyen açıklamasına rağmen dolar TL hala 2018 yılı kapanışının üzerinde kalmaya devam ediyorsa bu dolar TL'deki yukarı eğilimin, yukarı yönlü düşüncenin hala ciddiyet kazan, hala ciddi bir şekilde korunmakta olduğunu ve özellikle Merkez Bankası'nın çok ciddi bir şekilde short baskıları yaptığı günlerde dahi onun açmış olduğu short pozisyonları karşılayan birçok diğer banka ve aracı kurumların long pozisyon yönünde pozisyon biriktirdiklerini görüyoruz. Yani Merkez Bankası ne kadar short pozisyon açıyorsa o oranda da long pozisyon açılmakta. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu kadar çok short pozisyon açabilmesinin bir diğer nedeni ise bu miktarda alıcının olması. Yani bu short pozisyon açma isteğini karşılayacak alıcının olması. Arz ve talep dengesi bakımından düşünelim. Ve bugün bu kadar kolay ve bu kadar rahat koşulların olduğu bir ortamda, Merkez Bankası'nın dolar TL aleyhinde bir karar vermiş olduğu bir ortamda bile Merkez Bankası'nın Ocak ayı kontratları itibariyle yine 13.000 kontrat civarında, evet tamam da 14.000 diyelim, 13.998 kontrat short pozisyon açtığını görmekteyiz. Şubat ve Nisan vadelerde Merkez Bankası bugün herhangi bir pozisyon açmamış. Zaten orada oldukça yeterli miktarda pozisyonu var diyelim. Ama Ocak vade itibariyle, içinde bulunduğumuz vade itibariyle Merkez Bankası'nın halen short pozisyon açmak suretiyle piyasalar üzerinde etkin tavrını devam ediyor olması gerçekten manidar. Ben bugün Merkez Bankası'nın hiçbir şekilde Ocak vadede de bir pozisyon açmasını beklemezdim. Yani bugünü de stabil geçirmesini beklerdim. Ancak bugün de pozisyon açtığını görmüş bulunuyoruz. Açmış olduğu pozisyon miktarı ise pek de az sayılmaz. 14.000 kontratlık bir pozisyon olduğunu görüyoruz. En yakın takipçisinin 1000 kontratta Mexa yatırım, diğerlerinin ise 1000 kontrattan aşağı miktarlarda olduğu görülmekte. Evet değerli arkadaşlar, anlık veyahut da 1-2 günlük gelişmelerin bir enstrümanın yönünün tayini bakımından değerlendirilmemesi gerektiğini, şu an genel anlamda piyasaların, ekonomik koşulların, seçim gerçeğinin ve jeopolitik durumun Suriye bazlı ve diğer etkenlerde dahil olmak kaydıyla jeopolitik tablonun hala TL adına rahatlatıcı bir konumda olmadığını, enflasyon gerçeğinin hala %20'nin üzerinde mevcut bulunduğunu ve Merkez Bankası'nın arkadaşlar şu noktayı çok dikkatli bir şekilde anlamak gerekiyor ki eğer her şey iyiye gidiyor olsa, her türlü rahatlıklar içerisinde olduğumuz ve ciddi bir ekonomide düzelme eğiliminin içinde olduğumuz bir süreç içerisinde olmuş olsak Merkez Bankası'nın bu kadar ciddi tedbirler alma ihtiyacı da söz konusu olmazdı. Hala faizlerimiz %24'ler seviyesinde kalmak zorunda bulunuyor ise, hala enflasyon %20'nin üzerinde ve tahminler dahi %15-16'ları önümüzdeki süreç için göstermekte ise, ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntı yaşadığımızın ve bu sıkıntılı ortam içerisinde de TL'nin güçlenme ihtimalinin pek de kolay olmayacağını dikkate almak ve bu manada da duygusal değil, psikolojik değil, piyasa gerçeklerini görerek hareket etmek gerektiğini düşünmekteyim. Sevgili arkadaşlar,
Yarın için pivot verilerimizi şimdiden vereyim. Gece 24'ten sonra Twitter adresimden yayınlıyorum zaten. Şu an piyasalar henüz kapanmış durumda değil ama şu anki piyasa değerlerini kapanış fiyatları gibi yorumlayalım. 5.37 seviyesi yarına yönelik olarak bir pivot bölgemiz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.29, 5.29 ve onun da aşağısına gelinir ise 5.26 seviyesinin teknik olarak pivot seviyeleri adına mümkün olabileceğini, ancak 5.37'nin üzerindeki bir seyirin oluşması durumunda tekrardan 5.40 ve 5.48 bölgesine yönelik olarak atakların oluşabileceğini, 5.40 ve 5.42 bölgesinin bir direnç konumunda olduğunu, her ne kadar düne kadar desteğimiz ise şu an artık direnç olarak izlenmesi ve takip edilmesi gerektiğini, bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda ise tekrardan 5.47-5.50 direncine yönelik atakların oluşabileceğini söyleyebiliriz. Gece 24'ten sonra belirttiğim üzere arkadaşlar, yarına yönelik olarak milimetrik bir şekilde gerek dolar, gerek euro dolar, gerekse de diğer önemli enstrümanların pivot bilgilerini Twitter adresinden aktaracağım. Twitter adresim @HalukCanberk'tir değerli arkadaşlar. Gün içerisinde, seans içerisinde de saatlik, 2 saatlik veya 4 saatlik gibi kısa süreçli hareketlilikleri takip eden arkadaşlarımız için de anlık yorumlar geçebilmekteyim. Ve yine eklenmiş olan videolardan anında haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olmanız gerektiğini bir kez daha ifade etmiş olayım. Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.